83. Bölüm Gece Teheccüd Namazının Fazileti. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Resulüm, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü içinde olup bitenleri iyiden iyiye ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden dünyada iken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Şüphesiz gece kalkışı kalp ve uvuzlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Diğer bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Gece namazı ile ilgili diğer bir ayeti kerimede şöyledir: Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz O, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Bir görüşe göre burada ayette söz konusu olan gece namazıdır. Bu zor görevi yerine getirmek için de sabır ve nefis mücahidesi ile yardım sağlanmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Biriniz uyuyunca ensesine şeytan 3 düğüm atar. Her düğüme atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece dinç ve hoş bir halde sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Hadis-i şerifte zikredildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birinin sabaha kadar uyuduğundan bahsederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Bu adamın kulağına şeytan işemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Şeytanın enfiyesi, afyonu ve göz damlası vardır. Birine enfiyesini çektirdiği zaman o kişi kötü ahlaklı olur. Afyon yalattığı zaman dili kötülük konuşmaya başlar. Gözüne damla akıttığı zaman da sabaha kadar uyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Geceleyin kılınan 2 rekat namaz, o kişi için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, 2 rekat gece namazını üzerlerine farz kılardım. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder: Gecenin öyle bir anı vardır ki, bir müminin Allah-u Teala'dan istediği hayırlı bir dileği bu ana denk gelse, Allah Celle Celaluhu kendisine dilediğini mutlaka verir. Diğer bir rivayette şöyledir: Dünya ve ahiretle ilgili bir hayır dilerse,
Allahu Teala Celle Celaluhu kendisine mutlaka verir. Bu bütün gecenin içinde belli bir vakittir. Mughire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine dediler ki, Allahu Teala Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi? Niye kendini bu kadar yoruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şükreden bir kul olmayayım mı? Bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükreden bir kul olmayayım mı sözüyle Cenab-ı Hakk'ın katında derecesinin artmasını istiyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi şükür nimetin artmasının sebebidir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Ebu Hureyre! Hayatta iken, öldüğünde, kabirde ve tekrar dirildiğin zaman Allah'ın rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyor musun? O halde gece kalk ve Allah rızası için namaz kıl. Ey Ebu Hureyre! Namazını evinin bir köşesinde kıl ki, evinin nuru semadakiler için yıldızların merkezi, dünyadakiler için de gökteki yıldızlar gibi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gece namazı kılmaya devam edin. Zira gece namazı sizden önceki salihlerin geleneğidir. Gece namazı kulu Allahu Teala'ya yaklaştırır. Günahlar için kefaret, İnsanın bedeninden hastalıkları uzaklaştırıcı ve günahları engelleyicidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, mutat olarak geceliğin namaz kılan bir kimse uykuyu galebe çalarsa, gece uyuyakalsa ve namazını kılmasa, Allahu Teala Celle Celaluhu onun namazının sevabını yine de yazar. Onun uykusu bir sadaka, Allah'ın ona yaptığı bir ikram olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'a şöyle der. Bir sefere çıkmak istediğin zaman hazırlık yapar mısın? Elbette yaparım ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz yine sorar. Peki kıyamet gününe giden seferin yolculuğu nasıl olacak? Ey Ebu Zer! Bugün için sana faydalı olacak şeyleri bildireyim mi? O, evet bildir, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dirilme günü için çok sıcak günde oruç tut. Kabir yalnızlığı için gecenin karanlığında iki rekat namaz kıl. Çetin işler için hac yap, yoksula sadaka vermek, hak bir sözü söylemek veya kötü bir sözü söylemekten uzak durmak suretiyle sadaka ver. Anlatıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan biri vardı. Herkes yataklarına uzanıp gözlerini kapatıp uykuya daldıklarında o kalkardı. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve şöyle dua ederdi. Ey cehennemin Rabbi, sen beni ondan koru. Adamın bu halini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o kişi dua ederken bana haber verin. Adamın yanına geldi ve dua esnasında söylediklerini dinledi. Sabah olunca ona dedi ki, ey falanca, niçin Allahu Teala'dan cenneti istemedin? Adam şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü, ben henüz o dereceye ulaşmadım. Amelim oraya varacak kadar değil. Aradan fazla bir vakit geçmeden Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle haber verdi. Falanca kişiye haber ver. Allahu Teala Celle Celaluhu onu cehennemden kurtardı ve cennete koydu. Rivayet edildiğine göre Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Abdullah bin Ömer ne güzel bir kişi.
keşke gece namazı da kılsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kendisine haber verdi. Bundan sonra Abdullah bin Ömer radıyallahu anh gece namazına ara vermeden devam etti. Nafi rahmetullahi aleyh der ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh gece namazını kılar ve şöyle derdi. Ey Nafi, seher vakti girdi mi? Ben hayır derdim ve o da kalkıp namazına devam eder, sonra tekrar sorardı. Ey Nafi, seher vakti girdi mi? Ben evet girdi deyince gelip oturur ve fecir doğup sabah namazı vakti girinceye kadar Allahu Teala'ya istiğfar ederdi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh der ki, bir gün Yahya aleyhisselam arpa ekmeği yiyerek karnını doyuruyor. Sonra yatıp uyur, gece virdini ihmal eder ve böylece sabahlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. Benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu buldun? Bana yakın olmaktan daha hayırlı bir çevre mi buldun? İzzetim ve celalime yemin ederim ki, eğer cenneti şöyle bir görseydin, kalbinin yağı erir, ona olan iştiyakından ruhunu teslim ederdi. Eğer cehenneme muttali olsaydın, yağların erir, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşı kuruduktan sonra kan ve irin akar, kumaş yerine deri ağba giyerdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme denildi ki, falan kişi gece namaz kılıyor, sabahleyin de hırsızlık yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu ameli yani gece namazı yakında onu o kötülükten alıkoyacaktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımını kalkmak istemediği takdirde yüzüne su döken kula Allah Celle Celaluhu rahmetini bol kılsın. Geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası kalkmak istemeyince yüzüne su döken kadına da Allah Celle Celaluhu rahmetini bol kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim gece uyanır ve hanımını da uyandırır, birlikte iki rekat namaz kılarlarsa her ikisi de Allah'ı çokça zikreden kadın ve erkekler arasına yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece yani teheccüd namazıdır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim hizbini ya da bir kısmını okumadan uyuyakalırsa, onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa gece okumuş gibi sevap yazılır. İmam Buhari rahmetullahi aleyh genellikle şu şiirleri okur ve onu hayatına tatbik ederdi. Fırsat elindeyken namazın kıymetini bil. Bilemezsin belki de ansızın ölüm geliverir. Nice kişiler gördüm sapasağlam bir hastalığı yoktu. O sağlam bedenden ruhları kuş gibi uçtu. 84. Bölüm Dünyalık Alimlerin Kötülüğü. Dünyalık alimlerden maksat, dünyadan yararlanmak, insanların gözünde makam ve mevki kazanmak gayesiyle öğrenen kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü İnsanların en çetin azaba uğratılacak olanı Allahu Teala'nın kendisini ilimden yararlandırmadığı alimdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi öğrendiğiyle amel etmedikçe alim olamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim iki kısımdır. Sözlü olarak dillerde ifade edilen ilim. Bu Allah-u Teala'nın kullarına karşı bir hüccetidir. Diğeri ise kalpte bulunan yani kendisiyle amel edilen ilim. Asıl faydalı olan ilim budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda cahil abidler ile fasık alimler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur.
ilmi ulemaya karşı böbürlenmek, aşağılık kişiler ile münakaşa etmek ve insanların dikkatini kendinize çekmek için öğrenmeyin. Kim böyle yaparsa yeri cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir ilimden sorulur, o da bunu gizleyip söylemezse, Allahu Teala Celle Celaluhu onu ateşten bir gem ile gemler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, ben Deccal'ın dışında fakat ondan daha tehlikeli birinden sizin adınıza korkuyorum. Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, kimdir o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, onlar saptırıcı önderlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kimin ilmi artar fakat hidayet yani amel yönünden bir ilerleme kaydetmezse sadece Allahu Teala'dan uzaklaşması artar. İsa aleyhisselam şöyle der, sizler şaşkınlarla düşüp kalktığınız halde akşam karanlığında yol soranlara nasıl yol gösterebilirsiniz? Bu ve benzeri hadisler ve rivayetler ilmin önemini ve ne gibi büyük tehlikeler taşıdığını bize haber vermektedir. Alim ya ebedi bir felaketle karşı karşıya ya da ebedi bir saadete adaydır. İlme dalan kişi eğer saadete erememiş ise kendisini selametten mahrum bırakmış olur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle der, bu ümmet için en çok korktuğum şey münafık alimdir. Dediler ki, münafık alim nasıl olur? O şöyle buyurdu, dilde bilgili fakat kalp ve amel yönünden cahil olmakla. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der, alimlerin bilgilerini ve hikmet sahiplerinin güzel sözlerini topladığı halde amel yönünden aşağılık kimselerin tuttuğu yolu tutma. Adamın biri Ebu Hureyre radıyallahu anh'a şöyle der, İlim öğrenmek istiyorum ama onu kaybetmekten korkuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh şu cevabı verir, İlimle ameli terk etmek kayıp olarak yeter. İbrahim bin Uyeyne rahmetullahi aleyhi sorarlar, pişmanlığı en uzun süren kişi kimdir? O şöyle der, dünya hayatında nankörlere iyilik edenler, ahiret aleminde ise amelsiz alimler. Halil bin Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle der, İnsanlar dört kısımdır. Birincisi, bilen ve bildiğinin farkında olan. Bunlar alimdir. Onlara tabi olunuz. İkincisi, bilen fakat bildiğinin farkında olmayan. O uykudadır. Onu uyandırınız. Üçüncüsü, bilmez fakat bilmediğini bilir. Onun bir rehbere ihtiyacı var. Ona rehberlik ediniz. Dördüncüsü ise, bilmez ve bilmediğini de bilmez. Bu cahildir. Ondan uzak durunuz. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle der, İlim ameli davet eder. Amel icabet ederse kalır. Aksi takdirde ilim çeker gider. Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der, Kişi ilim peşinde olduğu sürece alim sayılır. Eğer artık kendisinin alim olduğunu zannederse cahiller arasına katılır. Fudel bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der, Ben gerçekten şu üç kişiye acırım. Birincisi, toplumun efendisiyken zelil duruma düşen. İkincisi, halkın zenginiyken muhtaç duruma düşen. Üçüncüsü, dünyanın oyuncağı durumuna düşen alim. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der, Alimler için en büyük ceza kalplerinin ölmesidir. Kalbin ölmesi demek, ahiret için yapılacak amel ile dünyalık peşinde koşmak demektir. Sonra şu şiiri okudu. Şaşmak gerek hidayeti verip dalaleti alana ve dini karşılığında dünyayı satın alana. Bunların en garibi başkasının dünyası uğruna dini satar,
budur şüphesiz en şaşılacak olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Alim öylesine ağır bir azaba çarptırılır ki onun çektiği azabın şiddetinden büyük bir rahatsızlık duyarlar. Burada söz konusu olan elbette kötü alimlerdir. Usama bin Zeyd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kıyamet günü bir alim getirilir ve cehenneme atılır. Bağırsakları dışarı sarçar. Su çeken eşeğin dolap etrafında dönmesi gibi bağırsakların etrafında döner. Cehennemlikler etrafına toplanır ve sorarlar. Sana ne oldu? Adam şöyle cevap verir. Ben insanlara iyiliği emreder, kendim yapmazdım. İnsanlara kötülüğü yasaklar, kendim yapardım. Bildiği halde isyan ettiği için alimin azabı kat kat verilir. Çünkü o günahları ve haramları bile bile işlemiştir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Münafıklar cehennemin en alt tabakasına atılmışlardır. Çünkü onlar bildikleri halde dini inkar etmişlerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yahudilerin Hristiyanlardan daha şerli olduğunu bildirmiştir. Halbuki Yahudiler Hristiyanlar gibi o Allah üç ilahın üçüncüsüdür dememişlerdi. Ancak Yahudiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını ve İslam dininin hak olduğunu bildikleri halde inkar etmişler ve bu yüzden daha şerli olarak vasıflandırılmışlardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir kısmı bile bile gerçeği gizler. Ne zaman ki onlara Allah katından yanlarında bulunanı doğrulayan bir kitap geldi, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip dururlarken o bildikleri kendilerine gelince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Yüce Allah Celle Celaluhu Bel'am bin Ba'ura ile ilgili olarak şöyle buyurur. Onlara kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. İşte günahlara dalan alimlerin hali böyledir. Bel'am bin Ba'ura Allah'ın kitabını biliyordu. Fakat buna rağmen nefsinin azgın arzularına daldı ve bu yüzden köpeklere benzedi. Kendisine hikmet verilsin veya verilmesin fark etmez, o sadece nefsinin arzularına uyar. İsa aleyhisselam şöyle der. Kötü alim nehrin önüne düşüp suyu kapayan bir kaya gibidir. Ne kendisi suyu içer ve ne de suyun bitkilere ulaşmasına izin verir.